Büyük bir dayanışma var. Ee, böylesi son derece doğru olması gereken tavırlar, duruşlar var. Bir de maalesef e, insanlığın bitti öldü dedirten örnekler. Hatay ve Kahramanmaraş'tan Mersin'e giden deprem zedeler. Faiş kiralarla karşı karşıya. Bu duruma Mersin'den Emlakçılar Derneği tepki gösterdi. İki hafta içinde kirayı ikiye katlayan, satılık evlerin fiyatını yükselten mülk sahiplerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. mülk sahipleri maalesef ilk günlerde çok ciddi bir fiyat artışıyla bizi zor durumda bıraktılar. Bunları da biz depremzedelere aktarırken bile utandık. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından binlerce bina yıkıldı. Evsiz kalanlar çevre illere gitti. Bazı ev sahipleri bu durumu fırsat bilip kiralarda faiz zam yaptı. Mersin Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği İl Başkanı Ümit Mete duruma tepki gösterdi. Buradan mülk sahiplerine öncelikle insani ve vicdani bir çağrıda bulunuyorum. Yani bu e, olağan bir felaket başımıza gelebilir. İnsanlık namına biraz ellerini vicdanlarına koymalarını tavsiye ediyoruz. Mersin'deki en düşük ev kirası 3 bin liradan 8 bin liraya çıktı. Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ev kiraları 2 hafta içinde ikiye katlandı. Silifke ve Erdemli ilçelerinde ise kiralar yıllık ve peşin istenmeye başlandı. Emlakçılar Derneği kira fırsatçılarına yaptırım uygulanacağını bildirdi. Bu ilk çağrımız insan olarak ama diğerinde yaptırım olarak tabii ki de burada belli kurumlarda, devlet kurumlarımızla birlikte arkamıza alarak yaptırım uygulayacağız, şikayet edeceğiz, ifşa ettiklerimiz var. Mersin'in resmi nüfusu 1 milyon 916 bin. Bu sayı depremzedelerin de gelişiyle birlikte arttı. Kentte sadece kiralık değil satılık evlerde de orantısız fiyat artışları var. Emlakçılar Derneği faiz ev fiyatlarının önüne geçmek için de çalışma yapıyor. Halk pek çok ilde depremzedelere evlerini açtı. Fahiş kiralar isteyen fırsatçılar da vardı. Konya'da fırsatçılara karşı harekete geçildi. Ev fiyatlarında fahiş fiyat uygulayan emlakçı ve ev sahiplerine cezai oldu. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından bölgedeki deprem bir bölümü farklı illere göç etti. O kentlerden biri de Konya. Şehirde bazı emlakçı ve ev sahiplerinin kiraları yüzde 40'a kadar arttırdığı belirlenmişti. Gelen şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Şikayetlerle ilgili başlatılan inceleme kapsamında tutanaklar tutuldu. Tutanaklar bakanlığa bağlı haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildi. Kurulun fahiş fiyat artışı belirlenmesi halinde bu kişilere 100 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.